toplu sözleşme sürecimizin 3. toplantısını gerçekleştirdik. Kamu işveren heyeti adına Sayın Bakan 2. toplantıda ücret artışlarıyla ilgili getirmiş olduğu rakamları revizesini bizlerle paylaştı. 2024 yılı için 1. 6 ay %15, 2. 6 ay %10, 2025 yılı için de değişmedi. 6+5 olarak öneride bulundu, teklifte bulundu. Başından söyleyelim, Türkiye Kamusen'in bu teklifleri kabul etmesi mümkün değil. Gerekçemiz çok net, açık. Hayat pahalılığını hepimiz yaşıyoruz. Kiralardaki artışı yaşıyoruz. Hem emeklilerimizin hem de kamu çalışanlarının geçim sıkıntısı yaşadığını biliyoruz. Bizim taleplerimiz 2 yıl için %158.6 idi. Ama bu rakamların bizim taleplerimizi çalışanların derdine derman olacak bir öneri olarak görmüyoruz. Tabii bununla birlikte ekonomik göstergelerle de bu teklif uyumlu değil. Şu anda yaşadığımız enflasyon, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı itibariyle açıklamış olduğu enflasyon 47.8. Yıl sonu tahmini %58. Merkez Bankası'nın tahmini %58. 2024 yılı için %33 tahminde bulunuyor. 2025 yılı için de %15'te. Dolayısıyla aslında devletin kurumların yayınlamış olduğu ekonomik rakamlarla da, ekonomik göstergelerle de uyumlu bir rakam. Onun için de bizim zaten yıllardır kabul etmediğimiz, hedeflenen enflasyon üzerinden kamu çalışanlarına ücret artışı öngörmek doğru bir yaklaşım değil. Doğru bir ücret politikası değil. Biz ısrarla yıllarca söyledik ki enflasyon kadar ücret artışı sıfır zam demektir. Çalışanı enflasyon karşısında ezdirir. Onun için ısrarla bir kere daha vurguluyorum. Refah payı olmadan kamu çalışanların, emeklilerinin gelirini artıramayız. Refah seviyelerini yükseltemeyiz ki buna yönelik Sayın Bakan herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Diğer taraftan vergi oranlarının %15'te sabitlenmesini talep ediyoruz. Vergide adalet sağlansın istiyoruz. O konuyla ilgili de herhangi bir müzakere ya da olumlu bir cümle göremedik. Bayram ikramiyesi yine hakeza bu konuda da bir gelişme tesis edilemedi. Kira yardımı son dönemlerde çalışanlar, toplumumuzun ağır ekseriyeti kiralardan muzdarip, sıkıntı yaşıyor. Bununla ilgili çalışanlara kira yardımı yapılsın. Türkiye Kamusen olarak 7.850 lira aylık kira ve ödensin talebimizde karşılık bulmamış görülüyor. Diğer taraftan 8.077 lira Temmuz ayında biliyorsunuz kamu çalışanlarına verilmişti ama taban aylığa yansımadı, emeklilere verilmedi. Bu rakamla ilgili herhangi bir müzakere süreci olmadı. Emekliler de bekliyor şu an itibariyle. Maaşlarında artış olacak mı noktasında. Dolayısıyla sadece bunlar değil, bizim sosyal yardımlara ilişkin de taleplerimiz vardı. İşte aile çocuk yardımının artırılması, kira yardımı, eğitim yardımı, kreş yardımı, ulaşım yardımı, yiyecek yardımı gibi birçok sosyal yardımlarla ilgili talebimiz vardı. Bu konuda da herhangi bir değerlendirme yapılmadı. Yani bize söylenen şu, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına verilmesi noktasında bir çalışma yapılacağı noktasında. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı kamuoyuna. Buna keşke bir süre koysaydı. Yani yıl sonuna kadar parlamentoda yasalaşacak denmiş olsaydı. Efendim disiplin cezalarının affının için çalışma yapılacağı söylendi. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının belli periyotlarla yapılmasını, zorunlu hale getirilmesi noktasında çalışma yapılacak. Bakın altını çiziyorum. Çalışma yapılacak. Bunlar da nihai kararlar değil. Oysa ki çalışma yapmaya gerek yok. Eğer bir disiplin affı yapılacaksa, 3600 ek göstergeyle düzenleme yapılacaksa, diğer taraftan görevde yükselmeyle ilgili bir karar oluşturulacaksa, toplu sözleşme masasında çok rahatlıkla bu kararlar alınıp yürürlüğe sokulabilir. Mobbingle mücadelede izleme kurulu var biliyorsunuz. Çalışma Bakanlığı bünyesinde sendika temsilcilerinin buraya alınması, izleme kuruluna alınması noktasında bir çalışma yapılacağını, engelli memurların kamu lojmanlarından faydalanmaları noktasında öncelik tanınacağıyla ilgili Sayın Bakan'ın çalışma yapacaklarını ifade etti. Ama bu meseleler, evet, yani önemsiyoruz
Ancak kamu çalışanlarının sorunlarını, kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılarını, sosyal problemlerini çözecek öneriler değil. Dolayısıyla önümüzde süre var. 22 Ağustos'a kadar müzakereler devam ediyor kanun gereği. Ondan sonra hakem heyeti devreye girecek. Kamu işveren heyetinden Türkiye'deki yaşadığımız, piyasada yaşadığımız sıkıntıları dikkate alarak, Türkiye'deki ekonomik göstergeleri dikkate alarak çalışanlarımızın ve emeklilerin insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturacak bir teklifi tekraren toplu sözleşme masasına getirmesini bekliyoruz. Söyleyeceklerimiz bunlar değerli basın mensupları. İnşallah bu rakamlar tekrar revize edilir. Müzakere edilecek bir rakamla gelir. Dolayısıyla bu rakamları biz müzakere edilebilir dahi görmüyoruz.